Bu videoda sizlere nasıl YouTuber olarak hatta genel olarak internetten para kazanan birisi olarak verginizi kolay bir şekilde ödeyebilirsiniz bunu anlatacağım. Sosyal içerik üreticisi istisnasından bahsedeceğim. Üstelik Bağkur ödemeniz de gerekmiyor. Evet, oraya da geleceğim. Ben kendim bizzat bütün bu aşamalardan geçtim. Bu videoda sizlere şimdi anlatacağım. Bildiğiniz üzere kanalımda internetten para kazanma üzerine epeyce videolar paylaştım. Bu videoların çoğuna aldığım ortak yorum, peki vergi ödememiz gerekiyor mu? Vergi vermemiz gerekiyor mu? Veya bu vergiyi nasıl vereceğiz oluyor. Eskiden çok da bir seçeneğiniz yoktu. Bir şahıs şirketi açmanız gerekiyordu en basitinden. İşte vergi mükellefi oluyordunuz. Şirketinizi kuruyorsunuz. Gelir verginizi ödüyorsunuz falan filan. Faturanızı kesiyorsunuz. Neyse. Ancak son yıllarda yeni bir kanun çıktı. Şu sosyal medya içerik üreticisi istisnası. Ve bu istisna ile vergi ödeme süreci çok ama çok kolaylaştı. Hatta bir noktaya kadar bence daha da karlı. Eskiden sadece mobil uygulama üreticilerine bir de sosyal medya içerik üreticisi yani fotoğraf, video falan paylaşıp bundan para kazananlaraydı bu kanun. Ancak bu yıl 2024'te bu kapsam genişledi. Udemy gibi platformlarda eğitim satanlar, sponsorluk gelirleri, komisyon gelirleri, satış gelirleri, sunulan hizmet gelirleri ve benim anladığım kadarıyla Fiverr, Etsy gibi platformlardan kazanılan paralar da buna dahil. Net bir şekilde belirtilmemişler ama benim anladığım kadarıyla onlar da bu kapsama giriyor. Tabii siz yine kendinize bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Bu saydığım yöntemlerden birisiyle para kazanıyorsanız ve yıllık geliriniz 3 milyon TL'yi geçmiyorsa bu istisnadan yararlanabilirsiniz. Üst limit yıllık 3 milyon lira. Daha düşüktü ama bu yıl o da yükseldi. Eğer tüm bu saydıklarım okeyse direkt interaktif vergi dairesi platformuna gidip sosyal içerik üreticisi istisna belgesi talebinde bulunabiliyorsunuz. Bazı bilgiler istiyor sizden, o bilgileri veriyorsunuz, talebiniz, dilekçenizi oluşturuyorsunuz ve çok uzun sürmüyor. Genelde birkaç gün içerisinde direkt bu belgenizi, bu istisna belgenizi alabiliyorsunuz. Sonra bu belgeyle bankaya gidiyorsunuz ve sosyal içerik üreticisi istisnası için bir hesap açmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Normal bir hesap açılmayacak, normal böyle vadesiz düz bir hesap açılmayacak, ona dikkat edin. Yani haberiniz olsun, sosyal içerik üreticisi istisnası için olduğunu belirtin hesabınızı açmadan önce. Her banka buna farklı bir isim koymuş, internetten de bakabilirsiniz her banka için. Bazıları dijital işler hesabım demiş, bazıları sosyal medya içerik üreticisi muafiyet hesabı falan diyenler var. Yani normal düz vadesiz bir hesap olmayacak, zaten onlar da bu belgeyi falan gösterdiğinizde anlarlar. Haberiniz olsun, yanlışlık olmasın. Bu hesabı açtığınızda da bu hesaba yatan paralardan direkt %15 topaj kesilecek. Ve bu kadar. Sizin bundan sonra başka bir şey yapmanız gerekmiyor. Direkt %15 vergi kesiliyor ve paranızı kullanabiliyorsunuz. Ki 3 milyon TL'ye kadar %15 vergi de bence gayet güzel. Yani bir şahıs şirketi kurup bunu gelir vergisiyle vergilendirmeye kalktığınızda bu 3 milyon TL'ye %15'ten daha fazla vergi ödemeniz gerekiyor. Tabii bir şirket kurduğunuzda farklı avantajlarınız da olabiliyor. Gider gösteriyorsunuz, fatura kesiyorsunuz falan. Hani. Neyse şimdi o detaylara girmeyelim. Tabii bu banka hesabınız açıldığında sonra bu banka hesap bilgilerinizi tekrardan interaktif vergi dairesine gidip bildirmeniz gerekiyor. İşte hangi bankada açıldı, IBAN falan ne gibi bazı bilgiler istiyor sizden. Onları giriyorsunuz, dolduruyorsunuz ve ondan sonra işlem bitiyor. Artık her şey legal. Paranızı kazanıyorsunuz, paranızı banka hesabınıza çekiyorsunuz. %15 verginiz direkt kesiliyor ve ondan sonra paranızı istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. He ama şimdi bir de bir Bağkur sorunu var. Siz içerik üreticisi istisna belgesi talebinde bulunduğunuzda direkt adınızda bir Bağkur başlatılıyor. Ben de bu belgeyi aldığımda direkt hani bunu gördüm. Direkt adıma bir Bağkur başlatılmıştı. Sonra ise aklıma genç girişimci desteği geldi. Bir yıl boyunca devlet sizi sizin yerinize Bağkur'unuzu ödüyor. Gelir vergisinden bir limite kadar muaf oluyorsunuz gibi gibi bazı destekleri var işte. Tabii biz gelir vergisi ödemediğimiz için, şu an bu bizden kesilen vergi gelir vergisi olarak adlandırılmadığı için hani o kısımlardan zaten yararlanamıyoruz ama beni ilgilendiren kısım Bağkur kısmıydı. Hani bundan yararlanabiliyor muyum? Tabii bu genç girişimci desteği sosyal medya içerik üreticisi bu istisna kapsamına giriyor muydu? Yani onunla uyuşuyor muydu, oluyor muydu falan diye bilmiyordum. İnternete baktım, internette de pek bir şey göremedim açıkçası. Sanki olmuyor gibime gelmişti ama ben yine de bir vergi dairesine gidip oradaki kişilerle bizzat bu konuyu konuştum. Oradaki kişilere sordum, işte böyle böyle durumu anlattım, sosyal medya içerik üreticisi olarak bir hesap kurdum, adıma Bağkur başlatıldı, genç girişimci desteğinden yararlanabiliyor muyum? Onlar da çok net bir şekilde belirtti ki böyle bir talepte bulunan ilk kişi benmişim. Hani sosyal medya içerik üreticisi istisnası ile genç girişimci desteğini kombolamaya çalışan böyle. Neyse biz araştıracağız, sana haber vereceğiz dediler, eve döndüm. Sonra birkaç saat sonra beni aradılar, dediler ki evet, hani bu destek, bu genç girişimci desteğinden yararlanabiliyormuşum. Tekrar vergi dairesine gittim, bir dilekçe doldurdum. Ve ondan sonra ayrıldım. Birkaç gün sonra direkt genç girişimci desteğim de geldi. O belgem geldi hani, tebliğ edildim. Sonra bu belgeyi de çıktı aldım. SGK'ya gittim, oraya verdim. Hani böyle böyle bir durum var. Okey. Ondan sonra da Bağkur'um silindi hani. Bir yıl boyunca bir şey ödemem gerekmiyor. Bağkur ödemem gerekmiyor şu an benim. Ki bu genç girişimci desteğinden de yararlanabilmek için 18 ile 29 yaşları arasında olmanız gerekiyor. Ve daha önceden vergi mükellefi olmamanız gerekiyor. Hani daha önceden bir şirket kurduysanız sonradan bu destekten yararlanamıyorsunuz diyebiliyorum. Ama kısacası durum bu, yapmanız gerekenler. Bunlar gerçekten basit bir süreç bence. Eğer siz de internetten para kazanıyorsanız ve bu şirket kurma
işine girmek istemiyorsanız, o şirket kurma aşamalarıyla uğraşmak istemiyorsanız, daha basit bir şey istiyorsanız bence bu da tercih edilebilir. Bence gayet de güzel bir seçenek. Umarım bu videoda size yardımcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.